Çok keyifli, güzel bir yolculuktu. Motorlarla zıplaya zıplaya bir çekirge gibi buralara kadar geldik. Estamos en Turquía. Hadi Mia, hadi gidiyoruz. Ay, görüşürüz. Hasta luego. Tipe bak, tipe Allah. Selamlar. Nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi ben kamerayı bir yere koyacağım. Hazırlanıyoruz. Komşularla birlikte bu güzelim yerde keşfe çıkacağız arkadaşlar. Bakın yeni cicim. Geçen İzmir Bostanlı Pazarı'nda aldım bunu. Bunun gibi iki tane daha aldım. Hem fiyatı çok uygun. Aldığımdan beri ilk defa giydim. Dün gece uzun bir aradan sonra burada bir yağmur yağdı. Yağmur 4K mı çekiyor ya? Pardon. Neyse kapatıp tekrar açacağım. 4K çekiyor şu anda. Gereksiz bir alan işgali olacak. Onun için 1080'e indireyim. Nerede kalmıştık? Evet. Gece burada sabaha karşı böyle tatlı tatlı, narin narin böyle hafiften yağmur yağdı. O yağmurun tabii ki karavanımızın tavanına düşen o damla sesi inanılmaz keyifliydi arkadaşlar. Bir de sabah böyle güne uyanırken tabii gece rota yine uyutmadı. Bir fare yakalamış, getirmiş fındık faresi. Tak tuk tak tuk sesler geliyordu. Uyanıp kalktığımda baktığımda zaten fare artık rahmetli olmuştu. Sabah böyle kuş sesleriyle güne uyandık. Ya her yağmurdan sonra kuşlar o kadar güzel ötüyor ki hepsi birden böyle cik 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 başımızın üstünde öyle uçuşup duruyorlar. Sabah bir de toprak kokusu çok güzeldi ya. Bence benim hayatta en çok sevdiğim kokulardan biri toprak kokusu ya. O toprak kokusu yağmurdan sonra buram buram alıyorsun ya, inanılmaz keyif alıyorum ben. Neyse arkadaşlar, bunu da paylaşmak istedim. Ha, bu arada yani geçen İspanyol arkadaşlar vardı, Mia. Son bölümde onlar için video çekmiştim, editleyip sizlerle paylaşmak istemiştim bu bölümde aslında. Geçenlerde kendileri beni çektiler, hem YouTube kanalları hem de Instagram sosyal mecralarında paylaşmak için beni çektiler. GoPro'mu istediler benden ek kamera olarak. Ben de hafıza kartını çıkartıp bir kenara koydum. Sonra bulamadım o kartı. Ya da nereye koyduğumu da hatırlamıyor olabilirim. Bir şekilde bir şey oldu. Kaybettim. Onun için tüm videolar gitti. Bir Alman çiftimiz de vardı. Hanımefendi Türk, beyefendi erkek, Almandı. Onları da çekmiştim. Çok tatlı bir ailelerdi. Ama onlar buradan gittiler. Artık ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Şimdi etrafı keşfe çıkacağız motorlarla. 3 motor çıkacağız, 6 kişi. Çıkmadan önce de bu İspanyol arkadaşlarımızın evinin içini de sizlere tanıtmak istiyorum. Hem karavanlarına gezdirmişken de onlarla ilgili de bir şeyler anlatacağım size. Bizim komşular motorları çalıştırdılar. Dostum ben 10 dakikaya hazırım. Hava güzel, denize girdik. Burada her gün denize giriyoruz. Özellikle böyle yağmurlu bir günde denize girmek istiyorum ama gece yağdığı için gecede öyle pek giresimiz gelmedi. Bugün böyle hep birlikte kahvaltımızı yaptık komşularla. Bugün patatesli yumurta yaptım. Yağda patatesi kavurdum. Sonra yumurtayı kırdım. Tabii baharatlarını falan da attıktan sonra üstüne de kaşar rendeledim, döktüm. Çok lezzetliydi. Vallahi bu İspanyol arkadaşlar yemeğimizi çok beğeniyorlar, mutfağımızı çok beğeniyorlar. Dün işte bana bir yemek ikram etmek istediler, kendileri yaptılar. Geçen ateş yakmıştık. Ateş başında folyonun içerisinde bir kabak sardı. Bunu yemek yapacağım demişti. Neyse, ertesi gün yaptı, yemeği getirdi. Bir tabak istedi benden, verdi. Kabak böyle içine baharatlar bir şeyler atmış. Altında da bir makarna. Ama pek damak tadıma uygun değildi açıkçası benim. Biraz yedim tabii ama hepsini bitiremedim. Bizim gerçekten Türk mutfağı güzel yemekler var ya. Biz yemek yapmasını biliyoruz ya. Özellikle ben yemek yapmayı çok seviyorum ya.
Düdüklü tenceremde neler neler yapıyorum. Tabii bunları çekmiyorum. Artık çekmekten de üşendim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ama bundan sonra, bu bölümden sonra sanırım artık videolarıma böyle hafiften farklı bir konsepte geçiş yapacağım. Yani bu geçiş güzel bir geçiş olacak. Sizler de eminim çok keyif alacaksınızdır. Evet, hazırım. Sonra gözlüğümü alayım. Motor kullanırken özellikle dere kenarından gidiyoruz, orman içerisinden. Sinek böyle gözünüzün içine girebiliyor. Gözlüksüz motor kesinlikle kullanılmaz. Tabii kasksız, kasksız da. Ve motorda da bayağı bir ilerlettim kendimi ya. Çok güzel kullanıyorum. Tabii ki yine kontrollüyüm, dikkatliyim, dikkat ediyorum. Her ne kadar da biz dikkat etsek bile biri hafiften bize yanlışlıkla vursa yani onun artık bir kurtuluşu yok. Ama dikkat ediyorum ve motorumu da 110'a çıkaracağım. Şimdi 2 kişi gideceğiz. 3 motor var, 6 kişiyiz. Komşuları da alacağız. 50'lik motorla dağlar tırmanacağız. 2 kişi olunca tabii zorlanıyoruz. O açıdan motor CC'sini de yükseltmek gerekli. Bir de bir bardak su içeyim. Susadım. Günde en az 2 litre su içiyorum ben arkadaşlar. En az o da. Sabah zaten uyanır uyanmaz 1 litre suyu tek seferde deviriyorum. Oh. Şifa olsun. Su ne kadar güzel bir şey ya. Benim en sevdiğim içeceklerden, yani en sevdiğim ilk sırada su. Genelde su tüketiyorum. Sadece sabahları kahve tüketiyorum güne başlarken. O da yarım litre filan. Telefonumuzun şarjını ettik. İnvertörü kapatalım boşuna. İnvertörümüz devrede olmasın. Zaten kış mevsimi biliyorsunuz, enerji çok önemli. Güneş böyle yandan doğuyor, yandan batıyor. Panelleri böyle tam anlamıyla görmüyor. O açıdan aküleri de tasarruflu enerjiyi de doğru bir şekilde kullanmak lazım. Gereksiz yere harcamamak lazım. Ben jeneratörümü çıkardım geçenlerde. Böyle 3 günde bir, 4 günde bir, 4-5 saat jeneratörü çalıştırıyorum. Akü 12'nin altına indiği zaman, daha doğrusu 11'in altına indiği zaman problem oluyor. O açıdan biliyorsunuz geçen sene 2 tane 200'lük jel akümü yalan ettim. Bu açıdan doğru kullanamamaktan dolayı aküleri yok ettim. Şimdi kamera biraz kirlenmiş. Onu temizleyeceğim arkadaşlar. Oh mis. Beni daha iyi görün diye. Tamamdır. Gözlüğümüzü de taktık. Oh. Haydi bakalım. Rotacım neredesin? Şu fotoğraf makinamı da alayım ya. Belki bir iki poz çekeriz orada. Ya fotoğraf makinesinden çok uzaklaştım ben ya. Eskiden var ya, ne güzel videolar çekiyordum ben ya. Ne güzel fotoğraflar çekiyordum. Bir de severek böyle. Hani gittiğim yeri çok beğendim, benimsedim. Farklı açılardan böyle fotoğraflıyordum ama artık fotoğraftan da uzaklaştık. Tabii YouTube'a girdiğimden beri birçok böyle severek yaptığım şeylerden maalesef uzaklaştım. Evet, dışarı çıktım. Çok güneş, güzel bir gün. Şurada arkadaşlarla oturduk, yerde kahvaltı yaptık. Böyle birlikte kahvaltı yapmak çok keyifli oluyor. Tabii ki benimsediğin kafa yapıları aynı, enerjisini sevdiğim, benimsediğim insanlarla birlikte bir şeyler yapmak çok keyifli. Özellikle bunu belirtmek istedim. Herkes zaten karavanları var. Herkes mutfağından, gönlünden ne kopuyorsa yapıyor. Ve ortak bir şekilde şurada yerde oturup sabah bu denizin dalga sesiyle, doğanın kendi sesiyle güzel bir şekilde kahvaltı yaptık. Bence dünyanın en güzel zenginliği bunlar bence ya. Gördüğünüz gibi havada mis gibi. Gece yağışlıydı, şimdi ise ne? Evet, şimdi madem dışarı çıktık, jeneratörü de göstermek istiyorum size. Jeneratörüm. Şu aküyü şarj etmek için ayrı bir giriş. Bu da aracın içerisine komple elektriğimiz devreye sokuyor. Jeneratörümüz bu. Ben geçen ta eski videolarda paylaşmıştım, binlik kabinli. Yani kabinli olması, çift zamanlı bu. Kabinli olması, sesi biraz daha diğer jeneratörlere göre daha az. Ne yapıyorum ben? Biraz daha ileri 40 metre kablom var. 10 metrede ayrı bir uzatma var. 50 metre uzağa götürünce neredeyse sesi hiç duymuyorum gibi burada. Pardon arkadaşlar.
Rotacığım, güzel oğlum. Baba gidiyor, tamam mı? Biraz buralarda olmayacağım. Burası sana emanet. Tamam güzelim. İyi bak evimize, kendine. Uyursun zaten. Bayağı dolandın. Şimdi motorumu da açacağım. Gördüğünüz gibi brandayla her akşam örtüyorum. Ve işim olduğu zaman da brandayı çıkarıp bu şekilde yolculuk yapıyoruz. Şurada da böyle filelere mandalina. Burası mandalina cenneti. Gelen giden eş dostlarımca bazen nar getiriyorlar, mandalina getiriyorlar. Burada tek markette böyle bu tür şeyleri alma ihtiyacı hissetmiyorsun. Bulaşıklar yıkadık. Şöyle kurumasını bekliyoruz. Evet, bu da bizim Barbaros'un motoru. Oo Barbaros, karizmatik olmuşsun. Vay be. Haydi bakalım. Nadine, afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Teşekkürler. Evet. Mia, neyse döndüğümüzde artık... Hola amigo. Hola amigo. Valla günde 5 kelime artık bugün itibariyle karar verdik Mia'yla. Günde 5 kelime bana İspanyolca öğretecek. Ben de ona Türkçe öğreteceğim. Yo voy a aprender turco y en el próximo video os digo algo en turco, ¿vale? Ya. Baya bir şeyler öğreniyorum. İspanyolca dili de inanılmaz keyifli ya. Ben çok sevdim. Hem de yazıldığı gibi de okunması hayret amana bir artı kattı. Ve havalı seksi bir dil ya. Havalı seksi bir dil değil mi Nadi? Şey, Nadi birkaç gün sonra Fransa'ya gidiyor. Bir süre yok. Mia'yı da bana emanet etti. Evet. Dostum hazır mısınız? Evet. Berker. Berker. Hazırız. Bak ismini doğru söyledim. Evet. Gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Şimdi geldiğimizde de bu dostlarımızın karavanını size ya tanıtacağım. Haydi bakalım. Yola devam. Tabii bilmiyorlar da. Hafıza kartını kaybetti mi? Umarım çok üzülecekler. Çünkü gerçekten biraz emek verdik çekerken. Hani daha güzel bir çekim olsun diye. Evet. Nadi şunu tutar mısın? Nadi de zaten kendi YouTube kanallarında da içerik üretiyorlar. Dostum sen burada mısın? Ben gideceğim. Gideceğim mi? Nereye? İş başarısı. Vallahi. Bugün mü gidiyorsun? Evet. Biz de böyle bir eski hafta göre bir gezinlik edeceğiz. Böyle niyetlendi. Kameranda şey mi ya? Küçük film değil mi? Evet. Videoda çok güzel de fotoğraflar. Bunu kullanıyoruz sen. Çevir çevir, arkada çevir ama. Ben... Evet, karşınızda Robin. Robin miydi? Evet. Ben ismini bir unuttum. Kendi motorumun ya. Robin koymuştuk arkadaşlar. Kaskım da çok tatlı. Bakın. Robin? Robin. Batman. Batman. Robin. You Batman, ella Robin. Evet. Batman benim. Tu Batman, ella Robin. Robin. Evet. Bak. Bak. Nasıl anlaşıyoruz görüyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşları motorlarla birlikte göstermek istiyorum. Mia benimle geliyor. Ve kaskı da çok güzel yakıştı. Oo tam bir İspanyol ya. Tam bir İspanyol. Good good, harika yakışmışsın. Evet. Berker arkadaşımız ve sevdiceği gördüğünüz gibi. Kaskın nerede? Şimdi takacağım. Tamam. Evet, motorları da böyle. Güzel çıkardın değil mi sen bunu? Güzel çıkardık aynen. Güzel. Evet ve Barbaros. Sevdiceği. Barbaros ve sevdiceği. Evet çok tatlı olmuşsunuz. Siz böyle Hollanda'ya kadar gidin. Ve Hollanda'ya gidin böyle. Hollanda. Hollanda. Nasıl mutlu. Hey, good Nadine, good Nadine. Nadine, Nadine Barbaros. I love you, good good. Vallahi. Neyse. Gençler. Oh,
Yol üzeri bir petrole uğradık. Benim arka lastik biraz inmiş. Arkadaşlar uyardı. Buradan lastiklerimizi şişirip yola devam edeceğiz. Motor lastiği kaç basmamız gerekiyor ya? Aa, hiç basmadın mı? Hiç basmadım. Üstünde yazıyor. İlk defa. Nerede yazıyor? Kenarında yazar. Ana yoldan çıktık, şimdi toprak yola gireceğiz. Tabii arkadaşlar yine bekliyoruz berkerleri. Onlar çok yavaşlar. Her yolun sonunda böyle bekliyoruz arkadaşlar. Geldiler, hadi bakalım, geldiler. Çok güzel bir yerlere gidiyoruz arkadaşlar. Bonito, bonito. Takip edin. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. Ve ilk durağımıza geldik. Çok keyifli, güzel bir yolculuktu. Motorlarla zıplaya zıplaya bir çekirge gibi buralara kadar geldik. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim motorum 50'lik olmasına rağmen bak. Barbaros'un motoru kaç yüzlük müydü? 110'luk. 50'lik olmasına rağmen taş çıkardı bunlara. Taş. Ay, me duele el culo. Ya. Patır patır motor. Kas. Culo. Ne güzel yakışmış. Ne diyorsun? Ama bizim koltuk yumuşak. Biz indik ama burayı nasıl çıkacağız yukarı? Çıkarız abi. Çıkarız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya geldik. Şöyle kameraya çevireyim öyle. Evet, beni takip edenler çok değil. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce herhalde sanırsam. Burada ben 1,5 ay zaman geçirdim. Bu güzelim koyda. Çoğu zaman yalnızdım burada. Burası pek bilinen bir yer değil. Fethiye'de de herkes bilmez burayı. Onun için burası benim inzivalık bölgelerimden biri. Böyle yerler çok var bende. Böyle yazın biliyorsunuz her yer kalabalık olur ama böyle birkaç tane böyle noktam var benim her bölgede. Ve orada gelip keyifli zaman geçirebiliyorum. Arkasında da çok güzel yer var. Manzarası var. Gün batımı inanılmaz güzel oluyor burada. Buraya da böyle motorlarla geldik. Arkada da bir iki koy var. İlk noktamız burası. Burada biraz zaman geçirip sonra yola devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok beğendi burayı. Bir de buranın suyu çok temiz. Buradan bile yüksek yerden balıklar gözüküyor suyun içinde. Buraya da tek tük böyle oltayla balık tutanlar geliyor. O da bu civarda oturan kişiler. Yolu bayağı bir bozuk burası. Soruyorlar sen nasıl arabayla buraya geldin, o kamyonla diyorlar da. Dedim ki bu yol benim için bir şey değil ya. Evet bak, burada da bir uçurum var. Şöyle. Böyle gördüğünüz gibi. Şurada bir de çift kişilik bir koy var. Tabi buraya inmek biraz mesele. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir vadi oluşmuş ve iki kişilik koy. Şurada da tek ağaç var, ne güzel gözüküyor manzara. Bizim Mia ve Nadine bayıldılar. Evet, çıkıyoruz. Şu tepeye çıkacağız arkadaşlar. Orada muhteşem bir manzaramız var. Hadi bakalım. Geldik. İşte şuradan yaklaşık bir 15 dakika bir yürüme mesafesinde patika yoldan geliyorsunuz. Geldikten sonra şu güzelim 3 noktaya varıyorsunuz.
360 derece muhteşem bir manzaraya sahip. Burası benim gelip böyle burada gelip saatlerce tek başıma oturup şu atmosferi derin derin hissediyordum ya. Böyle yerleri seviyorum ben dostlar. Hola amigos, estamos en Turquía. Google Translate. Evet, Allah razı olsun Google Translate. Baran, ¿dónde estamos? Baran, neredeyiz? No. No konum, no harita. Aquí. Aquí, özel. ¿Dónde? Oh, sleep burası. Sleep. Burası neresi diyor da yok söylemem çünkü konum paylaşıyorlar sürekli. Ya isterdim paylaşalım da ama doluyorlar abi ya. Kötü oluyor ya. Bulun arayın. Neredeyiz? Kendiniz bulun. Neredeyiz? Neredeyiz? İşte bilmiyorum. Neredeyiz? Bilmiyorum. Onu bir iki kez yaptım artık paylaşman konumunu. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse şimdi bundan sonra bir koy daha var. Oraya doğuracağız. Yok. Sonra evlerimize geri döneceğiz. Keşke drone'umu getirseydim ya. Hadi Mia hadi gidiyoruz. Hayır, hayır. Ah, evet yolcular yolda artık yolunda olması lazım. İkinci noktamıza geldik. Burası da, burası da o kadar güzel ki. Hadi hadi yap yap. Evet, Barbara Berker'i kaldıracak. Haydi bakalım. Bakmayın bunun boyuna posuna ya. Vallahi ne güzel. Koyların tarzını. Nereye geliyor? Vay! Beni kaldıran yok. Hadi Mia! Hadi bana hadi. Me voy con ella. Çok basit. Oh be, çok iyi geldi bize burası. Şimdi artık yavaştan döneceğiz. Çocuğum beni bekliyor. Gözleri yollardadır. Baba neredesin? Ay arkadaşlar ya. Dolar ne oldu böyle ya euro? Dolar 12 lirayı falan buldu. 12,5 lira mı ne oldu ya? Euro ayrı abi ne oluyor ya? Ne hallere düştük biz ne yapacağız ya? Vallahi gidişatlar çok kötü arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Başka bir şey demiyorum yani. Şimdi İspanyollar hani bir euro mesela 1 euro şu anda 14,5 mu öyle bir şey galiba sabah gördüm. Son günlerde inanılmaz bir şekilde artış var. Yani bizim paramız o kadar değer kaybetmiş ki yani 1 euro bizim 15 liramız yapıyor. Düşünsenize. Ya fotoğraf makinesi dün arkadaşlar sordu fotoğraf makinesi şunun.
değeri ne kadar filan. Kaça? 9000 lira filan almıştım ben ikinci el. Sadece badisi. Dedim herhalde 12-13 lira filandır. Bir bakalım dedik böyle. 30.000 lira. Yani fiyatlar inanılmaz uçtu ya. İnanılmaz uçtu. Nasıl olacak? Nasıl edeceğiz? Bilemiyorum ya. Ne olacak bu insanların hali böyle ya? Nereye gidiyoruz ya? Bakın ben hayatım boyunca şimdi bazı arkadaşlar şey düşünebilir, varan siyaset yapma, bu siyaset filan değil arkadaşlar. Zaten hiçbir siyasetçiyi de ben samimi bulmuyorum. Hepsi birbirine benzer. Renkler değişiyor, isimler değişiyor. Yaptığı şeyler hep aynı şeyler arkadaşlar. A gitse B gelse aynı, B gitse C gelse aynı. Hepsi birbirine benzer ama şu anda kim A partisi mi yönetiyor şu anda ülkeyi? Her kimse, durum ortada arkadaşlar. Durum ortada. Dizelin fiyatın uçtu, benzinin fiyatı uçtu, markete gidiyorsun ya, markete gidiyorsun, ufak bir poşet dolduruyorsun, temel ihtiyaçlar, böyle et met ona benzer bir şey yok, lüks bir şey yok yani ya, temel ihtiyaç, yağdır, sebzesidir, makarnasıdır, oyudur, buyudur, alıyorsun 300 bin lira tutuyor ya, 300 bin lira tutuyor. Kiralar aldı başını çıktı yani, vay arkadaş, bilmiyorum ne olacak yani. Ha, bir şekilde ben daha da kötüye gitse bir şekilde ben hani böyle bir yere gelir, balık tutmasını daha iyi öğrenirim, bilmem ne yaparım, bir şekilde kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabilirim ama yani asgari ücretle çalışan, şehir merkezinde kira ödeyen, elektriği, doğalgazı, faturası bilmem neyi, valla üzülüyorum ya. Niyetim, dileğim bir an önce her şeyin bir an önce toparlanması, iyi şekilde gitmesi ama gitgide paramız değer kaybediyor. Her şeyimiz değer kaybediyor yani. Üzüldüm, çok üzülüyorum bu gidişatın böyle olmasına. Neyse ya. Sadece hissettiğim şeyi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ülkemiz adına, toplumumuz adına ne iyiyse o olsun istiyorum ya. Niyetim o yönde. Evet, hadi arkadaşlar, keyfiniz yerinde bakıyorum. Tamamı geldi. Arkadaşlar biraz daha kalmak istedi ama ben dedim ki rota yalnız, gidelim. Şey dediler, yaklaş. Sesim rüzgardan kalmasın diye. Arkadaşlar da dedi ki ya rota relax dedi, hiçbir yere gider mi, bırakır mı seni? Dedim ki rotada problem yok, o gitmez, ben güveniyorum ona ama insanlar problem dedim. İki kez şimdiye kadar rotayı çaldılar, götürdüler dedim. İnsanın olduğu yerde tehdit bence, rota için tehdit dedim. Onun için fazla yalnız bırakmak istemiyorum, dönmek istiyorum. İstiyorsanız siz kalın, yolu biliyorsunuz dedim. Yok biz de gelmek istiyoruz dediler. Öyle şimdi dönüşe geçtik. Hadi bakalım. Bu arada artık bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Yine arkadaşları, yaşam ve karavanlarını tanıtamadım. Bir sonraki bölümde tanıtmış olurum. Nasıl olsa zamanımız bol, birlikteyiz artık. Haydi bakalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Zili de açın ki video paylaştığında haberdar olun siz de. Öyle arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sıkmamışımdır size. Goodbye! Güle güle! 'Tarme con este tío, ¿eh? Küçük bir şovumuzu yaptık, eğlendik, şimdi dönüyoruz. Haydi bakalım, alasmalar dost! Sayın izleyenler, sayın sevgili dostlar, goodbye, görüşürüz! Hasta luego! Tipe bak, tipe Allah'ım! Bye.
içeri. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun içeri gelin. Ne güzellik biz oldu böyle. Biz gelecektik ama rahatsız. Hepsi birbirinden güzel. Bak bak. Şu aslında bir birbirinden güzel. Memuru gibi. Biletleri aldın mı oğlum? Bak biletsiz kimse içeri ama olur mu? Tamam mı? Hı. Tamam Rota, gelince içeri. Merhaba diyelim diye yani zaten.